Kod 8 bundan aslında yıllar önce şekillendi. Kod 8 bundan 18 sene önce bir arkadaşımla konuşurken bir rakı sohbetinde çıktı. Adı o zaman Kod 8 değildi. İnsanlara şakalar yapalım diye başlamıştı ve birçok şakalar yapan bir gruptuk. Çok eğlenceli bir arkadaş grubumuz vardı üniversite ortamında. Daha sonra ticari hayata atıldığımız zaman, iş hayatına atıldığımız zaman birçok şirkette, birçok kurumda gezileri, eğlenceleri hep ben yaptığım için yavaş yavaş üstüme kalmaya başladı. Bunları daha da geliştirdim tecrübelerimle ve şu anda Kod 8'i kurdum. Aslında Kod 8 biraz da benim için Michael Douglas'ın The Game filmiyle başladı diyebiliriz. Kafamda tam cuk oturduğu yer orası. Kod 8 aslında bir organizasyon şirketi ama bildiğimiz organizasyon şirketlerinden biraz daha farklı. Mottosu doğum günü kutlamak aslında ama bunun dışında yine evlilik yıl dönümlerini kutlamaktan tutun da şirket kongreleri yapmaya kadar, event yapmaya kadar gidiyor. Ama esas işi doğum günü sürprizleri yapmak. Bir sürpriz firması diye biz aslında, organizasyon firması demeyelim ama bir sürpriz firması Kod 8. Aklınıza gelmeyecek anları unutulmaz kılmak bizim mottomuz. Ve örneğin sizin doğum gününüzde klasik bir pasta ile mumla değil, unutulmaz senaryolar yaparak, o kişinin hoşlandığı oyunlar, senaryolar, filmler, şarkılar, bunları iç içe geçmiş senaryolarla birleştirerek o kişiye unutulmaz bir doğum günü anısı veriyoruz aslında. Sonunda tabii yine pasta oluyor ama o kişi artık neden hoşlanıyorsa, aksiyon filmlerinden hoşlanıyorsa ona çok güzel bir aksiyon senaryosu yazıyoruz. Romantik bir senaryo istiyorsa kurbanımıza, yani doğum günü kutlanacak kişiye gayet güzel bir senaryo yazıyoruz. İşte bununla ilgili uğraşan ekiplerimiz var, senaristlerimiz var, görüntü yönetmenlerimiz var, videocumuz var, ışıkçımız var. Aslında komple bir ekip Kod 8. Ve bu şekilde çalışarak kişiye unutulmaz bir doğum günü anısı hediye ediyoruz. Bize geliyorsunuz ya da doğum günü kutlanacak kişinin arkadaşları, eşi, dostu, sevgilisi, her kimse geliyorlar ve o kişiyle ilgili olarak tüm özellikleri bize bir reçete şeklinde veriyorlar. Üzerinde biz gayet sağlam bir şekilde çalışıyoruz. Kurbanımızı, yani doğum günü kutlanacak kişinin üzerinde onu doğum günü çok güzel sunuyoruz. Unutulmaz anlar yaşattık. Çok güzel şeyler yaşadık. Kod 8 doğum günü dışında da evlilik yıl dönümlerini kutlamak, sürpriz evlilik yıl dönümü evlenme paketleri gibi, düğün paketleri gibi bir takım çok farklı paketlere de sahip. Bunları da profesyonelce yapıyor. Şirket lansmanları yapıyor. Lansman hizmeti de veriyor. Reklam hizmeti de veriyor. Kurumsal kimlik hizmeti de veriyor Kod 8 ama bunlar daha arka planda arkadaşlarımızın yaptığı şeyler. Ancak hepimizin üzerinde en çok uğraştığı doğum günü, bu bizim özel ilgi alanımız. Onun dışında yine evlilik, düğün gibi bunların sürpriz evlilik teklifleri, özellikle evlilik teklifleri üzerinde biliyorsunuz son dönemlerde basında çok farklı çıkıyor. Anadolu'da, İstanbul'da çok farklı şekilde. Onlardan bir tanesi de birçoğunda Kod 8 gerçekleştirdi. Aslında bizim sitemiz şu anda sadece bir siyah zemin üzerine beyaz yazıdan ibaret, gizemli bir site. Sadece bize ulaşanlar bir mail adresinden ulaşıyorlar. Toplantılarımızı genelde gece yarısı köprü altlarında gizli mağaralarda falan yapıyoruz. Bu bir şaka değil. Çünkü başlarken toplantı sırasında sizi o havaya sokmaya amaçlıyoruz. Örneğin doğum günü kutlayacaksınız, arkadaşınızın doğum günü kutlayacaksınız. Sizinle kutlanacak çalışmalar için toplantı ayarlıyoruz. Ofisimizde buluşmuyoruz. Ofisimiz hiçbir zaman adresini de vermiyoruz. Yani gerekmedikçe vermiyoruz. Bir manavda, bir alışveriş merkezinde, hatta eğer o kişiler konsepte çok uygunsa işte son işimizde Galata Köprüsü'nde gece saat 11'de parkalarımızı giyip gizemli ne yapacağız, nasıl yüzeceğiz, nasıl atlayacağız diye çok gizemli bir toplantı yaptık. Arkadaşlar çok heyecanlandılar. Hatta uzun süre bu olay gerçekten bizi mi sarıyorsunuz falan diye böyle sıkıntılı şeyler de yaşadılar. Bir öncekinde manavda gerçekleştirdik toplantıyı. Armut yiyerek gerçekleştirdik. Bunlar şaka değil. Gerçekten yapılmış olan şeyler bu arada. Eşim der, kimse henüz inanmıyor ama. Aslında yavaş yavaş anlamaya başladı Türkiye. Tabii konsept olarak çok farklı bir şey yapıyoruz. Biz insan hayatının içerisinde başka bir oyunu insan hayatında gerçekten yaşanıyormuş gibi yapmaya çalışıyoruz. Bir oyun koyuyoruz o hayatın içine. Kolay bir şey değil. Ve bunu gerçekmiş gibi yapmaya çalışıyorsunuz ve haber olmadan yapıyorsunuz. Bir senaryo dahilinde. Ve bunu hem hukuksal sınırları koruyarak hem o kişinin kendi tepkileri tepki vermeyeceği bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Kolay değil.
Ama yavaş yavaş insanlar anlamaya başladı diye düşünüyorum. Tabii ki soru işaretleri var. Tehlikeli mi? Ya da işte eğlenceli mi? Nasıl olacak? Nelerle karşılaşacağız? Gibi müşterilerimiz soruyorlar. Ancak tabii bir emin ellerde olduklarını her zaman onlara ekibimizle çizdiğimiz senaryolarla, yaptığımız senaryolarla kendilerine söylüyoruz. Şimdi daha butik bir şirket Code8. Yaptığı iş olarak birçok organizasyon şirketinden çok farklı bir dalı var. Evet, herkes sürpriz yaptığını iddia ediyor ama biz yapılamayanı yapmak, çıkılamayanı çıkmaya düşünen bir mottoya sahibiz. Yani gidilecek şey hukuksal sınırlar dahilinde her şeyi yapabilmek. Tabii bu hukuksal ve kişinin sağlık sorunları, hukuksal çerçeve içerisinde yapılabilecek her şeyi, her senaryoyu yapıyoruz. Çünkü Code8 size eğlenceli bir oyun vaat ediyor aslında. Yani bu korkutucu da olabilir, heyecanlı da olabilir, aksiyon dolu da olabilir. Çok da eğlenceli, çok da romantik bir şey olabilir. Tamamen müşterinin hoşlandığı ya da doğum günü kurbanı ya da sürpriz yapılacak kişinin kişisel özelliklerine bağlı olan bir şey. Örneğin çok romantik, çok naif bir kadına aksiyon dolu bir sahne koymanız çok tepki çekecektir. Doğal olarak bunu yapmanız mümkün değil. Biz genelde bunu çok kullanıldığı için aslında belki klibimizde de seyredecektir, insanlar seyredeceklerdir. Daha heyecanlı sahneler koyduk ama kendimiz anlatmanın aslında en güzel yollarından bir tanesi de buydu. Yani yapılamayanı yapmak.